Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. 32. dersteyiz. 32. dersimizin konusu Esmaul İşare. İşaret isimleri. Evet. İşaret isimleri de malumunuz arkadaşlar, hem marife grubundan, zamirler gibi, ismi mevsuller gibi, hem marife grubundan, hem de mebnilerdendir arkadaşlar. Esmaul İşare. Örneklerle başlıyoruz. Hâdâ racülün edîbun. Bu edip bir adamdır. Hâdâ mübteda. Mübteda olduğu için merfu, mebni olduğu için mahallen merfu arkadaşlar. Racülün edîbun sıfat tanımlaması haber. Hâdâ ikinci cümlede hemen hâdâni, hâulâi. Üçünde de mübteda konumunda arkadaşlar. Hâdâni ikillerine dikkat ediyoruz. İkilleri mebni değildir. Kaf hali, elifle, nasb-ı cer hali yerle gelir. Normal ikil isimler gibi. Hâdâni mübteda merfutur elifle. Racülâni haber, kerîmâni haberin sıfatı. Bunlar da yine merfutur elifle arkadaşlar. Hâulâi nisâun sâlihâtun. Hâulâi yine mebni olduğu için mahallen merfu. Nisâun haber, sâlihâtun haberin sıfatı arkadaşlar. Merfuturlar. Evet, işaret isimlerinin mebni olduğunu hatırlattık. İkil olanları muareptir. İkil isimlerin irabına tabidir. İkinci satıra bakıyoruz. Zâke tilmîdun müctehidun. Tike tilmîdetun nâcihatun. Zâke arkadaşlar, müzekker için kullanılıyor. Tike müennes için kullanılıyor, dişil için kullanılıyor. Dâke mübteda, bu demek zaten arkadaşlar. Bu tilmîdun müctehidun. Tike bu tilmîdetun nâcihatun. Üçüncü satıra bakıyoruz arkadaşlar. Zâlike, tilke. Biri müzekker, biri müennes. Zâlike kasrun âlin. Bu yüce bir saraydır veya binadır. Zâlike mübteda, kasrun haber arkadaşlar. Âlin sıfatıdır. Âlin aslı âliyyundur. O tenvin arkadaşlar has olan yerinin yerine girmiştir. Yani sıfat mevsuf arasında uyum vardır ama şu an oraya girmiyoruz. Tilke mübteda darun haber. Aminetun de sıfatı. Zalike ve tilke kelimeleri mebni olduğu için mahallen merfuturlar. Zanike, tanike, ulaike. Zanike müzekker için arkadaşlar ikil formunda kullanılmış. Zanike bu ikisi racülâni muheddebâni edepli iki adamdır. Tanike imrâtâni alimetâni iki bilge bayandır. Burası da haber kısmı arkadaşlar. Mebni oldukları için mahallen merfu. Ulaike de hakeze. Ulaike kavmun kiramun. Kavmun kiramun. Sıfat tanımlaması arkadaşlar. Yani cömert bir kavimdir bunlar. Onlar cömert bir kavimdir. Yani şurada mebni dedim ama şeyi hatırlayalım ikilleri. Danike, deynike. Tanike, teynike diye okunuyor. Düzeltme yapalım. İkiller arkadaşlar. Rafale, elifle geliyor. Son satıra baktığımızda ne görüyoruz? El-kitâbu hünâ. Mekan için işaret isimleri. El-kitâbu kitap. Hünâ buradadır. Hünâke şuradadır. Hünâke ötededir. Bir de semme var. El-kitâbu hünâ. Kitap buradadır. Mübteda haber. Haber olduğu için mahallen merfu hünâ. El-kalemu mübteda hünâ. Hünâke haber. Kalem şuradadır. El-defteru defter hünalike ötededir. Yani tabi bunlar göreceli ama yakın mekan, orta uzaklıktaki mekan, uzak mekan diye söyleyebiliriz. El-mirkamu burada da arkadaşlar mirkam kelimesine bakalım hemen. Temme oradadır diye çevirebiliriz. Mirkam kelimesi için dipnot var. El-mirkam eşittir el-kalem. Vahu ismi alettir minel-rakmi. Rakm kelimesinden rakam aleti eşittir kalem. Bi ma'nil kitabe. Kitabe anlamında. Ve yusemmi ehlül yemen el-yevm
Kalem rasas murakkamen. Evet, kurşun kaleme murakkam diye mirakkam veya murakkam diye isimlendiriyorlarmış Yemenliler. Ve yusemmihi el-Hicaz merseme diye. Merseme diyorlar. Hicaz ehli, Mekke Medine ehli de merseme diye isimlendiriyormuş arkadaşlar. Mirkam da dolayısıyla kalem anlamında kullanılmış. Kaidesine geçiyoruz arkadaşlar. Kaide İsmul işareti nedir ismi işaret? Huve ismun yedullu ala muayyenin müşarin ileyhi bil yedi ve nahviha. Huve işaret ismi ismun bir isimdir. Yedullu ala muayyenin belli bir şeye delalet eder. Müşarin ileyhi kendisine işaret edilen bil yedi. El ile ve nahviha veya benzeri bir şeyle. El veya benzeri bir şeyle işaret edildiğinde belirlilik kazanan arkadaşlar isimlere işaret ismi diyoruz. Ama işaret şartı var bunda. Haza dediğimiz zaman herhangi bir işaret etmeksizin haza dediğimizde bir anlam ifade etmez. 100 defa haza, haza, haza deseniz de bir anlamı yok. Ama elle, parmakla yani kolla, kalemle bir şeyle işaret ettiğimizde haza dediğimizde bir anlam kazanır. Hadihi dediğimizde bir anlam kazanır. Ve esma'ul işaret, işaret isimleri hiye bir, da. Hada diyoruz ama başındaki ha arkadaşlar daha önce de okuduğumuz üzere ana parçası değildir kelimenin. Ha tembih edatıdır, uyarı işaretidir. Devamındaki da ise işaret ismidir. Da müfret müzekker için kullanılır arkadaşlar. Zalideyni bir mütenel müzekker, ikil müzekker için kullanılır. Zi, zihi, ti, tihi. Aradaki vavları bilerek okumadım. Bunlar arkadaşlar müfret müennes için kullanılır. Dişil için. Zi, zihi, ti, tihi. Tani teyni de müennesin ikili için kullanılır arkadaşlar. Lil mütenel müennes. Bu iki bayan demektir. Ula'i arkadaşlar hem cem müzekker hem de cem müennes için kullanılır. Ve kesiren ma genellikle çoğu zaman tesbikul işarete ha. İşaret isminin başına ha gelir. Elleti o ha ki litenbih. Tenbih için, uyarı için, dikkat anlamı ifade eden bir edattır. Kema tema fil emtiletil kısmil evvel birinci kısmın örneklerinde görüldüğü gibi arkadaşlar gördüğün gibi. Ve katel haku zâ ve tî el kaf. Bazen de zâ ve tî kelimelerine kef bitişir arkadaşlar. Elletu kef ki hiye harful hitab. Muhatabın konumunu belirtir. Yani karşımızdaki adamın bir tane adam, bir tane bayan olduğunu göstermesi için kef getirilir. Buna kaful hitab diyoruz. İşaret ismiyle beraber kullanılıyor. Kem misalil kısmı yani. İkinci kısımdaki örneklerde olduğu gibi. Hemen ikinci kısma bakalım. Zâke, tîke. Gördünüz arkadaşlar. Evet. Vakat telhakuhuma bazen diyor arkadaşlar. Bu zâ ve tîye bitişir. Hâdihil kâfı bu kaf me'allam. Lamla beraber. Zâlike, tilke diye lam bile bitişir arkadaşlar. O da üçüncü örneklerde olduğu gibi. Hemen bakıyoruz üçüncü örneğe. Zâlike, tilke. Evet. وَقَدْ تَلْحَقُ ذَانِ وَتَانِ وَاُلَيْهِ Bu üç tane kelimeye bazen bitişir. Ne bitişir? كَفُ الْخِطَابُ وَحْتَى Tek başına dördüncü satırda olduğu gibi. Dördüncü örnekte bakın. ذَانِ كَ Sadece كَ gelmiş. تَانِ كَ اُلَيْهِ كَ gelmiş arkadaşlar. Evet şurayı okumuştuk. وَمِنْ اَسْمَاءِ الْاِشَارَةِ işaret isimlerindendir. Ma o işaret ismi ki, o isim ki bu hasun bir mekan. Mekana mahsus olanlar vardır. Ve yuqalu lehu onlara denilir ki ismul işaretil mekaniyyu. Mekan ifade eder, işaret isimleri denilir onlara. Fe yuşaru ilel mekanil qarib. Yakın olan mekana işaret edilir bir huna. Huna kelimesiyle. Ve ilel mutavasit orta uzaklıktaki mekan için hünake ile. Ve ilel ba'id uzak mekandaki için hünalike ya da temme. Bu iki ifadeden birisi kullanılır.
Hünalike temme. Orada demek arkadaşlar. Kema tarafil emsiletil kısmil hamis. Beşinci kısmın örneklerinde gördüğümüz gibi. Şimdi İraplarına geçiyoruz. Burada da ikil olanlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Daha az önce anlatmaya çalıştım biraz. Çünkü mebnidirler ama ikil hariç, ikil olanlar hariç. Örnekleriyle başlıyoruz. Hâzâ tilmîdûn müstehidûn. Bu çalışkan bir öğrencidir. Lütfen müptede haberi karıştırmayın. Hâzâ tilmîzûn'u birleştirmeyin. Hâzâ tilmîzû gibi mana vermeyin. Hâzâ tilmîzû bu öğrenci demek ama hâzâ bu işaret ediyoruz elimizde. Tilmîdûn müstehidûn. Burası sıfat tamlaması arkadaşlar. Şurası müptedadır. Müpteda olduğu için hâzâ kelimesi müpteda olduğu için merfudur. Mebni olduğu için mahallen merfudur. Ekremtu hâzâ tilmîde. Burada da hâzâ kelimesi sıfat almış. Çeviri yaparken dikkat ediyoruz. Ekremtu fiiltu faili hâzâ tilmîze mef'ul arkadaşlar. Mef'ul olduğu için mansuptur. Mebni bir kelime olduğu için mahallen mansuptur arkadaşlar. Tilmiz de onun sıfatıdır. Mansuptur fethayla. Evet. Dikkat ediyoruz. Hadet tilmizu birinci örnekteki ile ikinci örnekteki hada aynı değil. Birincisinde tek başına kullanıyoruz hazayı. İkincisinde tilmiz de sıfat tamlaması olmuş. Üçüncü örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Ahsentu ila hadet tilmidi. Hada kelimesi iladan sonra gelmiş. Mecrurdur. Ama mahallen mecrurdur. Mebni çünkü. Tilmiz de bunun sıfatı olduğu için mecrurdur. Kesrayla. Ahsentu fil tufaili ila harfi cer. Hâzâ mecruru ahsentu'ya bağlanmış. Mutallak burada ahsentu arkadaşlar. Fiil. Eflaha hâzâni ve hâtâni. Bu iki adam ve bu iki bayan kurtuldular. Eflaha fiil. Hâzâni fail. Fail olduğu için merfutur elifle arkadaşlar. İkil isim çünkü. İkil isim muamelesi görüyor. İkil olan işaret isimleri. Hatani de onun üzerine atıf olduğu için o da fail gibi merfutur elifle. Ekremtu hadeyni ve hateyni. Tu fail arkadaşlar. Hadeyni mef'uldür. Dolayısıyla mansuptur. Nasb alameti yedir. Hateyni de bunun üzerine atıf olduğu için atıf harfimiz burada. O da mansuptur. Yeyli arkadaşlar. Ahsentu ila hâdeyni ve hâteyni. İyilik yaptım bu iki adama ve bu iki bayana. İladan sonra gelmiş mecrurdur yeyle. Hâteyni de bunun üzerine atıf olduğu için o da mecrurdur yeyle. Lütfen dikkat edelim. İkil olan kipler arkadaşlar. İrapları ikil olan isimlerin irabı gibi rafali elifle nasb ve cerali yeyle gelir. Mekan örnekleri var arkadaşlar. Celestu huna, burada oturdum. Mekan ifade eden işaret ismi arkadaşlar. Celestu fi tufaili huna, burada mekan ifade ediyor. Mef'ulun fih grubuna girer. Mansuptur mahalle. Feclis ente femme. Otur sen orada. İclis emir gibi ente faili, gizli fail arkadaşlar, gizli özne. O da mahallenin merfu biliyorsunuz. Temme de burada mekan ifade ediyor. Mef'ulun fi grubuna girer ve mansuptur arkadaşlar mahalle. Çünkü mevdi bir kelimedir. Son örneğimizde tezhebu min huna fezhebu min temme. Tezhebu sen gidersin min huna buradan. Fezhebu sizler gidersiniz min temme oradan. Minden sonra gelmiş huna mecrurdur mahalle. Minden sonra gelmiş temme mecrurdur mahallen. İrabı bu arkadaşlar. Fiiller zaten belli. Tezhebu ente. Fezhebu vav burada fail. Entum anlamındaki bu fail. Evet. Şimdi açıklamasına geçiyoruz. İzahat. İza vada'te mahallel işareti. İşaretlerin yerine koyarsan. Fil emsileti selatetil ula. İlk üç örnekte işaret isimlerini yerine koyarsan, ismen, zahiren, açık bir isim koyarsan, kâne olur, fil misalil evvel merfu'an. Birinci örnekte merfu olur. Niye? Li'ennehu mübtedavur. Çünkü o mübtedadır. Örneği burada var arkadaşlar. Mesela açık isim getirmişiz. Züheyr'i koymuşuz oraya. Züheyr'un
Tilmidun, Müsteydun. Züheyr'ünün yerinde haza vardı. Haza, Tilmidun, Müsteydun. Aynı şey. Züheyr mübteda olduğu için yerine gelen haza işaret ismi de arkadaşlar mübtedadır. Ve dolayısıyla merfudur mahallen. Çünkü mebnidir. Ve kâne fil misâli tâni. İkinci örnekte eğer ki açık ismi yerine getirirsek mansuben mansub olurdu. Li'ennehu, çünkü o mef'ulun bih'tir. Örnek ekremtu et-tilmide. Hâdâ yerine et-tilmide diyorsunuz. Ekremtu tilmize mef'ul oldu ekremeye. Ekremtu hâdâ olsaydı yine o hâza tilmizin yerinde olduğu için, konumu mef'ul olduğu için arkadaşlar mahalle mansub olurdu. Vakâne fil misâli sâlif. Üçüncü örnekte de mecrûren mecrûr olurdu. Niye? لِوُقُعِهِ بَعْدَ حَرْفِ الْجَرْ. Harf-i cerden sonra bulunduğu için arkadaşlar. Örnek اَحْسَنْتُ اِلَى تِلْمِيزِ. İlâ ila hâdâ, ila tilmîdî. Hiçbir şey değişmez. İlâ da, ila hâdâ. Hiçbir şey değişmez. Harf-i cerden sonra geldiği için işaret isimlerine biz mecrur diyoruz arkadaşlar. Ama mebni oldukları için mahalle mecrur. Feyekun olur, mahallu da, za kelimesini haza değil, za'yı kullanıyoruz. Za'nın mahalli, minel irab, irab'taki mahalli. Bu raf olur, fil misalil evvel. Birinci örnekte raf olur arkadaşlar. Şu züheyrin yerine geldiğinde, da ya da ha da, tilmizu dediğimizde, merfu olur. Niye? Liyennehu, çünkü za arkadaşlar, mübtedadır birinci örnekte. El-nasb, el-nasba, nasb mansub olur ikinci örnekte. Çünkü mef'ul konumunda geliyor. Ekremtu da veya hada. Li'ennehu mef'ulun bi. Cer olur arkadaşlar. Üçüncü örnekte. Li'ennehu mesbukun bi harfi cer. O da harfi cerden sonra geldiği için. İle tilmidi ila hada. Hiçbir şey değişmez. Harfi cerden sonra geldiği için. Biz mahallen mecrur deriz. Ve idâ teemmelte dâni ve tâni ve deyni ve teyni. Bunlara dikkat edersen arkadaşlar. Fî bakiyyetil emtile, geri kalan örneklerde. Tecidü, görürsün enne dâni ve tâni. Bu ikisi müsteamelâni, kullanılmışlar fi hâletin raf'i, raf halinde. Ve enne zeyni ve teyni. Bu ikisine gelince müsteamelâni fi hâleteyn nasbi vel cerri. Nasb ve cer halinde kullanılmışlar. Feyye mu'arabetun. O mu'arabtır arkadaşlar. İ'râben müsennâ. İkil olan isimlerin irabıyla irab edilir. Bil elifi raf'an ve bil ya'i nasfan ve cerran. Raf hali elifle, nasf ve cer hali ye'yle olur arkadaşlar. Kemal Ra'yı'da görmüş olduğun gibi örneklerde. Bunun dışında kalanlar, min esma-i işaret, işaret ismi, bunun dışında kalanları hepsi yani fevva mebni, mebnidir. Sadece ikiller hariç. Ki az önce okuduklarımız ikildir. Fi cemi'i ahvali, bütün hallerinde mebnidirler. Yani sabitül ahir, sonları sabittir. Ala haletin vahidetin, bir hal üzere. Evet. Mekani olan işaret isimlerine gelince, mekani olan işaret isimleri yani el-hassu bil mekan, mekana mahsus olan işaret isimleri yekun olur ve halluhu minel irab. İrab'taki mahalleri mansub olur. Niye? Li'ennehu zarf-ı mekandır. Mef'ulun fi'tir arkadaşlar. Kema tera fil misali sabi'a, yedinci örnekte gördüğünüz gibi. İlla bir fark var. İzâ sebeqav harf-ı cer. Harf-ı cer onun başına gelirse iş değişir. O zaman fevvahînezin o durumda fi mahalli cer. Mahallen mecrur olur bir harf-ı cer, harf-ı cer ile. Bu da sekizinci örnekte görmüş olduğunuz gibi. Sekizinci örneğe bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, işaret isimlerinin irabının kuralına geçiyoruz. İsmul işaret illa el müstesna minhu, el müsenna minhu. Müsenna ikil demek. İkil olanları hariç, ara söz gibi düşünün. İşaret isimleri minel esma'il mebniyeti. Mebni olan isimlerdendir arkadaşlar. Ve mahalluhu minel irab. İrab'taki mahalli raftır ya da nastır ya da cerdir arkadaşlar. İrab'taki konumu ya merfu ya mansub ya mecrur olur. Ve ida aratte en ta'rife mahallehu minel irab. İrab'taki mahallini bilmek istersen fedah, koy mekanehu, onun yerine ismen zahiren, açık bir isim getir. Ve i'rabuhu bi'arabi. Açık ismin irabı
Daha doğrusu işaret isminin irabı açık ismin irabıyla düşük. Açık isim merfusa yerine getirilen işaret ismi de merfudur. Mansupsa o da mansup, mecursa o da mecur. Emmel müsenna istisnası olan müsennaya yani ikil kalıp ikil olan işaret isimlerine gelince fehuve mu'arabın o mu'arabtır bil elifi raf'an ve bil ya'i nasban ve cerran. Raf hali elifle nasb ve cer hali yerle gelir. Ve ismul işaretin mekani, mekan ifade eden işaret isimleri mehalluhu minel i'rabi en nasbu. İrab'taki mahalli nasb'tır. Niye? Lennehu zarf-ı mekandır. Çünkü o zarf-ı mekandır ve mef'ulü fi'tir. Kelime-i sabi' 7. örnekte olduğu gibi. İlla ancak idâ sebeqa harf-u cerin ancak harf-i cer başına gelirse iş değişir. O zaman feyekun olur, mahallen mecrur olur arkadaşlar. Bihi harf-i cerle. Kelime-i 8. örnekte olduğu gibi. Şimdi alıştırmalarına geçiyoruz işaret isimlerinin. Evet, da قَبْلَ الْاَسْمَاءِ الْاَتِيَةِ Gelecek olan isimlerin başına, öncesine koy. Esma-i işaretin, işaret isimleri koy. Tünasibuha, onlara uygun olsun. مَسُوْغَةً فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ Faydalı cümleler kur. Yani burada kelimelerin tekil, ikil çoğuluna dikkat ediyoruz. Müzekker ve müennes oluşuna dikkat ediyoruz. İşaret isimlerini hatırlamanız gerekiyor. Ha ile beraber kullanabiliriz tembih edatıyla. Hâta, hâdihi. Ondan sonra zâlikeleri falan pek işlemedik ama gördünüz yine. Zâlike, tilke gördünüz, ulaike'yi gördünüz. Burada uygun bir şekilde kelimelerin başına getiriyoruz. Mesela racülâni kelimesi ikil bir kelime ve erkek, eril. İkil, eril. Hâta, hâdâni. Hâdâni, er-racülâni. Hâdâni, er-racülâni. Bu ikisi İki adamdırlar. Hâdânir racülâni talibâni. Bu iki öğrenci, bu iki adam öğrencidirler mesela. Burada da hâdânir racülâni de sıfat tanımlaması yaptım. Anlası talibâni veya müderrisâni gibi bir kelimeyle de yüklem getirebiliyoruz. Önemli olan şu kelimelere uygun işaret isimlerini bulmanız. El-mer'etu hâdihi, değil mi? Hâtihi el-mer'etu. Telamiz çoğuldur arkadaşlar. Haulay. Hem eril hem dişil için kullanılıyor çoğullarda. El kalemeyni. Eril olduğu için hadani hadeyni. Hadeyni. Niye hadeyni? Çünkü nasb hali veya cer hali olması lazım. Hadeyni el kalemeyni şeklinde. Tabi cümle kurduğu yazarımız ama şu an o zaman o kadar zamanımız yok. Ya uyumu görün. En nisav olunca haulay en nisav. Başındaki ha şart değil, o tembih edet. El-vadi. Vadi kelimesini müzekker olarak aldığınızda hadel-vadi olur. Müennes bir kelime olsaydı hadihi olurdu. El-kutub çoğul arkadaşlar. Ha-ulâ-i el-kutubu. Olur mu arkadaşlar? Ya ha-ulâ-i ne işi var? Ha-ulâ-i eril ve dişilerde ama akıllarda kullanılıyor. Kutup akılsız çoğul. O zaman biz buna ne getiriyoruz? Hadihi getiriyoruz. Akılsız çoğullara biz arkadaşlar insan dışı varlıklarda çoğul olursa biz müfret müennes muamelesi yapıyoruz. O zaman hadihi el kutubu uygun olan. Sınavlarda çok çıkıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. El risaletu hadihi el risaletu el kalemu hada el kalemu bunu uyduruyoruz. El müşehidune çalışkan adamlar haulayı. El müşehidat haulayı. İkisi de aynı. Racülün hada hada racülün. Fetatun, fetatun hadihi kullanıyoruz. Feten kelimesi müzekker olarak kullanıyoruz. Hada feten. Efras kelimesi atlar demek. Akılsız çoğul hadihi efrasun. Tilmidani, hadani, tilmidani. Esatizetu, esatizetu hocalar, öğretmenler demek. Havlayı, değil mi arkadaşlar? El kitabu hada. El ceraidu, ceraid ne demek? Gazeteler demek. Çoğuldur. Celiletun el ceraidu. Akılsız çoğul hadihi. Akılsız çoğul hadihi. El haylu at demek arkadaşlar. Hada el faras hadihi el ya hada el haylu veya hadihi el haylu. Bunlara bir bakın arkadaşlar da müzekker ve müennesini karıştırmamak lazım.
Hayır kelimesi ne demektir? At demek. Faras da at demek. Bir isim zekâr, bir isim müennes. Hâzâ el faras. Hâzihi el hayr. Kitâban, hâzâni el kitâbâni. El kâri'eyni. Hâzeyni. Hâzeyni. Hâzeyni mi arkadaşlar? Hâzâni, hâzeyni. El kâri'eyni. Aynen öyle. Çoğul olsaydı, kâri'eyni olsaydı, havrâi olurdu. Evet, dâ koy mekânel asfâd. Noktalı yerlere. Bir cümle atiye gelecek. Şimdi nerede? İsme işaretin ve ismen yünasibaha. Ona uygun ismi işaret veya isim koyuyorsunuz arkadaşlar. Yuhibbunel hayre. Haulai veya ulaike. Haulai yuhibbunel hayre. Tes'ayani tes'ayani. Yes'ayani olsaydı müzekker olurdu. Dikkat edin. Tes'ayani. Ne oluyor? Hatani. Tes'ayani lil'ilmi olur. Yani isim de getiriyorsunuz ama isimle uğraşmıyoruz şimdi. Yebzülle cemmeyennes değil mi arkadaşlar? Yebzülle ma'ruf iyiliği sererler. Bol bol iyilik yaparlar. Haulay oldu değil mi arkadaşlar? El-nisa'u ya da haulay. Bakın dörde. Yerhamu du'afa'e. Hada yerhamu du'afa'e. El-ganiyyu yerhamu du'afa'e. Yani isim de getirirsiniz. Şahit ismi de getirirsiniz. Yukrimani ikram ederler el yetama yetimlere. Hazani yukrimani el yetama. Veya diyorsunuz ki er raculani ganiyani zengin iki adam yukrimani el yetama yetimlere ikram ederler. Evet. Tulazimu es-sekinete. Tulazimu. Hadihi tulazimu es-sekinete. Tülazimu lazım gelir. Es-sekinete, sakinliğe falan diye çevirebiliriz. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey yulazimu, tülazimu. Müennes bir form. O zaman müfret müennes gelir oraya. İsim de getirseniz aynı. İşaret ismi getirseniz de aynı. Füzne bis-sebki. Füzne cem müennes değil mi? Kalıbı zaten fiil olarak belli. Füstu füzna olsaydı biz olur. Füzne o bayanlar. O bayanlar olunca Havlâ'yı diyebilirsiniz arkadaşlar. Havlâ'yı füzne bir sebbî. Bunlar geçmekle başarıya ulaştılar. Nâletâ, nâletâ. O iki bayan nâletâ ulaştılar. Fiil çekiminden bunun anlamını hemen yakalamanız gerekiyor. İpucu burada fiilin çekimi. O iki bayan demektir. Caizeteyni, hâtâni. Nâletâ caizeteyni. Âişetû ve Fâtımetû nâletâ caizeteyni gibi. Evet, fehima. Fehima, o ikisi anladı, ederse. O ikisi, fehime, fehima, o iki adam. Müennes olsaydı fehimeta olurdu. Fehima, normalde zamir olsa hıma. Tabii ki işaret ismimiz ne oldu? Hadani. Hadani fehima ederse. Ahmedu ve Musa fehima ederse. Son örneğimiz yehva el-maali. Huve yehva. Müfret müzekker. Hâzâ yehvâ el-me'âli. O yüce şeyleri arzular ister. İkra'yı cümle l-âtiyyete kıra'aten mu'arabetin. Aşağıdaki cümleleri iraflı bir şekilde oku. Thümme beyin, sonra açıkla. Esma el-işaret, işaret isimlerini ve mahalle hamleli irab, irabdaki konumlarını söyle. İnne hâulâil etfâle. İnne hâulâil etfâle. Hum imadul ümmeti fil müstakbel. Evet, dikkat ediyoruz burada işaret isimlerine. Bu çocuklar hum onlar imadul ümme. Ümmetin direkleridirler. Fil müstakbel, gelecekte. Gelecekte ümmetin direkleridirler. Temel taşlarıdırlar. Burada innenin ismi olduğu için havlayı mahallen mansup oldu. Etfal da onun sıfatı. Hum imadul ümmet kısmı da arkadaşlar isim cümlesi olarak inneye haber olmuş. Ve yecibu alel ümmeti, ümmete lazımdır, topluma lazımdır, gereklidir ki en te'la itina göstermesi, bir ta'limiyim, onların eğitimine itina göstermesi gereklidir. Yecibu gereklidir, gerekir. Ve tefkifihim, onların kültürünü önem vermesi. Ve tehzibihim, onların edebine önem vermesi gereklidir. Ve hâzâ, hâzâ'ya bir dikkat ediyoruz. Ve hâzâ emrun, bu öyle bir iştir ki lâ budde minhu likulli ümmetin, her toplum için gereklidir.
La budde la firaka. Ayrılık yoktur, eşittir, gereklidir. Her toplum için bu gereklidir. Te'mulu, te'mulu uman. Ümid eden. En tebluğe hayataha ma belagathul ümemul müteqaddimetu mu yazıyor? Müteqaddimetu. Evet. Dindar bir ümmet. Min zâlikel mecdil azîm. Bu yüce mecde makamlarda müteqaddine yani karar kılmış olan ümmetlerin ulaştığı hayata ulaşmayı uman. Şimdi toparlıyoruz. Bu öyle bir iştir ki çocuklara önem vermek. La budde minhu bu gereklidir li kulli ümmetin her ümmete. O ümmetin sıfatı ki te'mulu emel eden, arzu eden, isteyen. Neye? En tebluğa, ulaşmaya, ulaştırmaya. Hayata, hayatını ulaştırmaya. Ma öyle bir seviye ki belagatu ona ulaştı o seviyeye. El ümemul mütemeddinetu yani ilerlemiş olan, metanet göstermiş olan ümmetler. Min zâlike mecd-i azîm bu yüce mecd yani kıymet değer hususunda. Feyden lehazat ümmetuna ila terbiyeti fityaniha ve feteyatiha alel ahlâkis sahihati lehazat yani ulaşırsa yükselme anlamında ümmetuna bizim ümmetimiz milletimiz ulaşırsa ila terbiyeti fityaniha gençlerinin terbiyesi noktasında terbiyesini yükseltirse ve feteyatiha fityan erkekler, feteyat kızlar arkadaşlar. Onların terbiyesini yükseltebilirse diyor yükselttiğinde alel ahlaki sahihati güzel ahlak üzere yükseltebilirse ve aniyet önem verirse bi ta'limi sibyani vel benati erkek ve kız çocuklarının talimi, eğitimine önem verirse el ulumen nafi'a faydalı ilimler noktasında vel a'malen mufide faydalı olan işler noktasında kâne olur leha o ümmetlere min vera idâlike bunun ardında el izzetu ve rif'atu ve rif'atu şe'ni evet el izzetu izzet olur ve rif'atu şe'ni konumlarının yükselmesi olur ve hunâkel fâvzu bi sa'ade bu da tabii ki mutlulukla bir başarı olmuş olur ve hunâke vardır burada el fâvzu bi sa'ade mutlulukla başarı vardır. Burada da mekan zarfı kullanmış. Tabi biraz şey arkadaşlar, yakalamanız gereken şeyler, işaret isimleri, irabtaki konumları. Bunlara dikkat ediyoruz. Düzgün okuyoruz, güya okumaya çalıştık. Sonra işaret isimlerini, onların irabtaki konumlarını beyan ediyoruz. Mesela vahada diye başladığında mübtedadır, emrun haberidir. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde şurada dedik ki innenin ismidir mesela. Ben tabi tercümeyi yaptığım için çok da şey yapamadım, yakalayamadım. Zalike minden sonra gelmiş, bunları görün mesela. Harf-i cerden sonra gelmiş. Başka da yine görürseniz arkadaşlar bu şekilde değerlendirin. Vara idelik, burada görüyorsunuz şey var, zalike var. Min vara idelik'i burada mecrur konumunda. Hünanke burada mekan zarfı var. Ama mekan zarfı burada nedir arkadaşlar? Hünake burada vardır demek. El fawzu bi saadeti hünake. Burada müfteda haberin ters dönmüş hali vardır. Çok girmiyoruz ona arkadaşlar. Şimdi bunu da gördük ve son alıştırmaya mı geçtik? Evet. Alıştırmanın son kısmında ne var? Yecibu beyanu mavki'a ismin işaretinden yarab. İşaret isimlerinin irabdaki konumunun gerekliliği. Tamam mı arkadaşlar? Beyan etme gerekliliği. Vaciptir diyor, gereklidir. Beyan etmek. Neyi beyan etmek arkadaşlar? Mavki'al ismin işaret. İşaret isimlerinin konumunu minel irab, irabtan. La tuhalitu haulâil küsâlâ. Sizler karışmayınız bu tembellere. Bu tembellere karışmayınız. Onlarla beraber olmayınız. La tuhalitu nehi hazır. Sizler. Vav fail konumunda orada. Haulay burada mefur konumunda arkadaşlar. Mefur konumunda olduğu için mahalle mansuptur. Tuhmedu hâzihi l-fetâtu s-sâlihatu sıfat tamlaması var burada. Hâzihi kelimesi de naib-i fail olur. Tuhmedu'ya. Dolayısıyla mahallen merfu olur. İnne hâzel velede hâzel velede müştehidun. Müştehidun haber. Hâzel velede innenin ismidir. Dolayısıyla mahallen mansuptur. Velede. Sıfat tamlaması. Kânet hâtânil fetâtâni
Gaibeteyn. Hatanil fetatan sıfat tanımlaması. Kâne'nin ismidir, merfutur. Hatani elifle merfu arkadaşlar. Fetatan da öyle. Gaibeteyn de mansuptur ye'yle. Kâne'nin haberi olduğu için mansuptur. Temessek bihada. Bihada harfi cerden sonra haza gelmiş. Mahallen mecrurdur. Bihadel hulukit tayyibi. Bu güzel ahlaka tutun. Ci min hünake vakif huna. Ci gel diyor. Min hünake oradan vakif huna. Burada dur. Burada min hünake harfi cerden sonra geldiği için mahallen mecrur. Arkadaşlar kif huna. Hüna da burada mekan bildiriyor. Mef'ulün fihtir. O yüzden mahallen mansuptur arkadaşlar. Evet, dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.